open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread upon the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission. Where we pray the day straight away. Elegans'ın bölümlerini gezmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Siz tanıyabilir miyiz? Koral Kılıç ben. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'ndan mezun olup Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu'nun ikinci kademe resmi antrenörüyüm. Elegans Spor Tesisimizde antrenörlük ve fitness danışmanlığı görevini üstlenmekteyiz. Bizim burada yaptığımız aktiviteler içerisinde kişinin özel programı hazırlanmakta. Bununla birlikte vücuttaki yağ, su ve kas ölçümü alınarak kişiye en uygun bir şekilde programını çıkarıp analiz etmekteyiz. Ve diğer fitness'teki hoca arkadaşlarımızla beraber bu görevi üstlenmekteyiz. Ayrıca Elegans Spor Tesisinde grup dersleri ve grup aktiviteleri de mevcuttur. Bununla beraber spinning, pilates, yoga ve crunch dersleri yapılmaktadır. Bunların içerisindeki en faydalı derslerimizden bir tanesi olan spinning, yağ yakmak için, kilo vermek için insanların tercih etmekteki nedenlerinden en başta gelir. En başındakilerden bir tanesidir. Peki bayan hangisi daha çok fazla tercih ediyor? Şu anda olması gerekenden aslında bayanlar daha fazla talep etmekte. Nedeni de hareketsiz bir yaşam, sürekli evde oturmak, çalışırken bile sürekli araç kullanmak, yani hareketsiz bir yaşamdan dolayı vücudumuzda oluşan yağlardan burada en güzel bir şekilde sosyalleşerek ve eğlenerek vücuttaki yağlarımızı atmak adına Elegans Spor Salonu'na herkesi bekliyoruz. Buradaki yaptığınız aktiviteler nelerdir spor olarak? Genel olarak biz fitness ağırlıklı çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda gördüğünüz gibi çok güzel bir yüzme havuzumuz var. Bunun yanında birçok hamamdı, saunaydı, buhar odalarıydı ve masaj hizmetlerimiz gibi birçok aktivitelerimiz var. Peki spor danışmanısınız, Elegans'ın spor danışmanısınız. Peki hocam başka yerlere göre, şimdi burası yeni açılmış bir tesis ve çok da güzel işleyen bir tesis. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Gidişatı nasıl? Müşteri portföyünüz nasıldır? Yaklaşık 20 küsur senedir ben bu işin içindeyim. Yani bu yakada ve İstanbul yakasında, diğer yakada bu kadar güzel salon çok nadir. Bütün aktiviteleri içinde bulunduran bir salon. Müşteri portföyümüze gelince her kesimden üyemiz var bizim burada. Her yerden geliyorlar. Sadece bulunduğumuz mevki değil tabii ki. Anadolu yakasından bile bizim bu tesisimize gelip spor yapan, bu aktivitelerden yararlanan birçok üyemiz var. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Kerim Hoca benim ismim. Havuzda yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Havuzda 4 ve 70 yaş arası sağlıklı olan veya belinde sıkıntı çok şiddetli olmayan herkese yüzme dersi vermeye çalışıyoruz. Elegans benim açımdan çok avantajlı. Bölgede en güzel havuz bizde şu anda. Bölge 26 metre uzunluğunda ve 13 metre eninde bir havuzumuz var. Bu havuzda doğal olarak kondisyon aktivitesi olarak yüzme yapan herkes yeterince rahat bir şekilde yüzebilecektir ve çok rahat bir şekilde kondisyon tutabilecektir. Yüzme kursu var mıdır? Tabii ki. Yüzme kurslarımız var. Yüzme kurslarımız saatlik olarak ders alıyorlar öğrencilerimiz. Bir saat boyunca yüzme aktivitesini birlikte yapıyoruz. Her zaman havuz kardiyovasküler çalışmada bir numaradır. Ve mümkün olduğunca her gün 20 dakika minimum yüzmek isteyen insanları buraya bekliyoruz. Ve yüzmenin doğal olarak kalp ve dolaşım sistemine çok faydalı olduğunu burada göreceklerdir. Çünkü diğer fitness aktiviteleri gibi aynı faydalı vardır. Fakat suda yer çekimi az olduğundan dolayı hiçbir şekilde basınç altında kalmaksızın kardiyovasküler çalışma olur. Every single race out that space will shine on.
Elegans Spa Club'da gezimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. İşte bu görmüş olduğunuz bütün alan 4500 metrekare alana sahip. Şimdi bayan bölümündeyiz, hep beraber bayan bölümünü gezelim bakalım burada neler varmış. Efendim gördüğünüz gibi işte buraya geldiğiniz zaman ilk önce zaten karşınıza çıkacak olan şey işte güvenli bir şekilde kıyafetlerinizi koyuyorsunuz. Ondan sonra içeriği gezmeye başlıyorsunuz. Şimdi ben sizleri de alıyorum, hep beraber içeri gezelim bakalım neler varmış diyoruz. Burası dinlenme salonu. Havuzdan çıktığınız zaman, saunadan çıktığınız zaman, buhar odasından çıktığınız zaman buraya geliyorsunuz. Karşınızda hem televizyonunuzu izliyorsunuz hem de dinleniyorsunuz. Dinlendikten sonra tekrar İçeri giriyorsunuz. Hep beraber tekrar girelim bizler de. İşte bu görmüş olduğunuz alan ise burası hem duş. Yani duşunuzu burada alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yer ahşap tamamen ve gerçekten çok hijyenik bir şekilde, çok elit bir şekilde döşenmiş. Bu ahşabın da tabii ki büyük bir özelliği var. Yine röportajda da bahsedeceğimiz gibi isterseniz buradan da bir örnek vermiş olalım. Efendim burada tabii ki her şey var, her şey düşünülmüş. Bayan bölümü ayrı, erkek bölümü ayrı. Bununla ilgili de burada yine masaj da yapılıyor. Hemen oraya bakalım isterseniz hep birlikte. Yine çok hijyenik bir ortamda, güzel bir müzik eşliğinde gerçekten sizleri çok güzel bir şekilde rahatlatıyorlar. Bununla ilgili diyoruz ya, elegans gerçekten çok farklı. Beylikdüzü'nde de bununla ilgili çok büyük bir yer edinmiş daha yeni açılmasına rağmen. Onun için sizler de mutlaka elegansı tercih etmelisiniz. İşte burası da bayanlara özel buhar odası. Yine sizlere gösterelim. İşte büyüklüğünü gösteriyoruz sizlere. Yine hijyenik bir ortamda diyoruz efendim. Gerçekten kesinlikle görülmeye değer. Evet, işte burası da yine bayanlara özel sauna. Efendim saunaya girdiğim zaman sizler ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama inanın ben girdiğim zaman saatlerce uyuyorum, dinleniyorum, hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü gerçekten kaliteli saunalar var. İşte burası da vazgeçilmezimiz Türk hamamı sevgili izleyiciler. Özellikle bayanlar güzelleşmek için mutlaka tercih etmelisiniz. Bunun birçok örneği de var. Ne kadar işte hamam kullanırsanız cildiniz o kadar temiz ve güzel olur diyoruz. Bunu bizler söylemiyoruz. Bu eskiden beri olan bir şey. İşte elegansta da bu aynı şekilde düşünülmüş gördüğünüz gibi. No need to run, you're in the right place. And me know that you feel what we are gonna tell you now. So gotta hire your friends around and come jump in the club. Beylikdüzü'nde Elegans Fitness Spa Club'dayız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var ve çok güzel yemekler var. Yanımızda da kimler var, kimler var? Efendim hemen başlayalım. Elegans Fitness Spa Club Genel Müdürü Fatih Uzunoğlu yanımızda. Aynı zamanda Genel Müdür Yardımcısı Sibel Aydın yanımızda. Ve yine ekranlardan tanıdığınız, çok güzel bir şekilde dinlediğimiz, sevdiğimiz, kendi çocuğumuz dediğimiz en azından. Efendim Ozan Orhon yine burada. Kendisi de burada işte spor yapıyor. Birazdan söyleşi yapacağız ama öncelikle Fatih Bey'i tanıyalım. Merhabalar, nasılsınız Fatih Bey? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikli olarak. Teşekkür ederim. Fatih Uzunoğlu benim ismim. Elegans Fitness ve Spa Club'ın genel müdürüyüm. Beylikdüzü'nde yeni bir konsept oluşturduk ve bu konsepti tamamen insanların sadece fitness anlamında değil sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla kurmuş olduğumuz geniş bir kulübümüz bulunuyor. Burada insanlara, Beylikdüzü halkına tamamen iyi bir hizmet anlayışıyla, iyi bir hizmet felsefesiyle kurduk tesisimizi. İçeride fitness bölümlerimiz, spa bölümlerimiz, kapalı yüzme havuzu, restoran, kafe, bilardo, PlayStation gibi birçok oyun alanlarıyla birlikte desteklediğimiz geniş bir konsept oluşturduk. Çok güzel. Şimdi 4500 metre bir alana sahip burası. Gayet büyük. Bundan önce başka bir yerde, bölgede yeriniz var mıydı yine aynı isimle ya da farklı isimlerle?
Şimdi şöyle söyleyeyim, öncelikli olarak Elegans markası tamamen bir danışmanlık firması altında gerçekleşti. Birçok büyük kulüplerin danışmanlık hizmetleriyle birlikte birçok markanın fitness anlamında, spa anlamında danışmanlık hizmetleriyle başladı. Ve Elegans markası altında burada oluşturduğumuz konseptte ilk çatımız burası. Bundan sonraki projelerimiz hala devam ediyor. İlerleyen zamanlarda bir zincir merkezi, zincir sistemi haline oluşacak ve tüm Türkiye'ye bu hizmet anlayışını, bu felsefeyi tamamen sunmak istiyoruz. Bizim birinci anlamda felsefemiz zaten elegans, yani elit bir hizmet anlayışıyla burada hizmet veriyoruz. İnsanların burayı tercih etme nedeni, burada tamamen teknolojik anlamda üst düzey makinalarla, ekipmanlarla burada hizmet veriyoruz. Ve tamamen kadromuz profesyonel bir kadro. Kendi konusunda uzman ve tecrübeli, branşsal anlamda uzman personelimizle birlikte hizmet veriyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi biliyorsunuz hijyen ve tamamen burada hijyen kurallarını %100 anlamda gerçekleştirdiğimiz geniş bir kadromuz bulunuyor. İnsanların bunu tercih etmesinin tek nedeni sadece spor ve sağlık anlamında değil, aynı zamanda sosyallik anlamında da kulübümüzü tercih edebilirler. Peki, şimdi burada efendim görüyorsunuz makarna var, salata var, onun haricinde daha benim isimlerini sayamadığım şeyler var ama Ozan Bey de sürekli burada olduğu için, geldiği için, spor yaptığı için ve aynı zamanda sanırım burada müzik yapacak. Bununla ilgili yemekleri gerçekten çok güzel bir şekilde biliyor. Hem isimlerini hem de yemese bile biraz da yemekleri kendisinden dinleyelim, müziğini dinleyelim. Bakalım Ozan Bey neler yapıyormuş, biraz da Ozan Bey'le sohbet edelim diyoruz. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz Ozan Bey? Vallahi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ailenin içindeyim ben de. Ben uzun zamandır spor yapıyorum. Tabii ki elegansı başta tercih etmemin en büyük sebebi, birçok spor salonu var bu bölgede ama hijyen anlamında spor salonu sadece spor yapmak değildir. Spor yanındaki yaptığınız spa aktivitelerinde çok önemli olan bir şey var ki herkes bunu Türkiye'de belki ikinci plana atıyor ama başta hijyen. Burası çok hijyen bir marka. Elegans'ın spor merkezi ve spası çok hijyen. Bir. İkincisi tercihin en güzel, çok sosyal insanlarla paylaşım burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok cici, çok kaliteli üyeleri var. Aynı zamanda aletler ve hocalar çok önemli. Spor yapmak sadece gel burada spor yap değil. Hocalar çok önemli, aletler çok önemli. En son teknolojinin nimetlerinden yararlanabiliyorsunuz burada. Artı şimdi buranın bir de çok güzel, çok keyifli şimdi bu bölgesinde bulunduğumuz Elegans kafemiz var. Burada spordan sonra güzel güzel yemek yiyebileceğiniz ve özellikle açımız mükemmel. Mükemmel üzeri mükemmel. Yani ben yemek fazla yemiyorum, dikkat ediyorum kendime ama öyle şimdi bile içim gidiyor. Özellikle İtalyan mutfağı ağırlıklı, dünya mutfağı var ama İtalyan yemekleri üzerine usta prima. Yani aynı zamanda burada cuma, cumartesileri canlı müzik yapacağız orkestramla beraber. Çok keyifli olacak çünkü Beylikdüzü'nde böyle bir potansiyeli, böyle bir şeyi değerlendirmek gerekiyordu. Çünkü çok büyük de yoğun ilgi var. Ailecek gelebileceğiniz, yemeğinizi yiyebileceğiniz bir mekan burada fazla bulunmuyor. O yüzden de Elegans Cafe Restoran bunda bir atılım daha yaptı ve böyle mükemmel bir yer yaptı. Bunda müzikle perçinleşip harika bir şey olacağına inanıyorum. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, Elegans'ta her şey var. Yani her şey düşünülmüş. Şimdi mutfağındayız. Mutfağına da girdik. Çünkü çok güzel, çok lezzetli. İşte yemekler yapılıyor. Tabii bildiğimiz yemeklerden değil tabii ki bunlar. Şimdi yanımızda da mutfak şefi Aydın Bey var. Bilgiler alacağız. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi mutfağına indik. Çok lezzetli dedik. Bir şeyler pişiriliyor. Burada çok güzel kokular geliyor. İnsanlar burada genellikle spordan sonra neler yiyorlar, neler tercih ediyorlar? Siz ne öneriyorsunuz? Ben daha çok önerdiğim spordan sonra genelde kalori kaybolduğu için makarna ve hafif olarak da beraberinde salataları öneriyoruz. Tabii ki isteyenlerimize burada beyaz et ve kırmızı et de sunuyoruz. Kalori olarak çok fazla kalori kaybeden insanlara et yemesini tavsiye ediyoruz. Makarnalarımız yine hafif alan sporcularımıza, yani yüzücülerimize tavsiye ediyoruz. Kaç çeşit makarna yapıyorsunuz?
Elimizde yani çok çeşidimiz var. Fakat menümüzde bulunan 10 çeşit makarna çeşidimiz var. Aşağı yukarı toplamında beyaz etle beraber kırmızı etle dahil olmak o da 10 çeşittir. Menümüz çok geniş değildir ama isteyenlere arz edilen şeyleri yapma imkanımız var. Bugün çok fazla kalori kaybeden insanlarımız için hazırladığımız ve kültür neşesi için hazırlamış olduğumuz spesiyelimizi burada elegans spesiyel olarak size tatmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel gerçekten. Ben de zaten çok acıktım. Şimdi zaman kaybetmeden o zaman şöyle sevgili izleyicilerimiz de alıyor. Şöyle sizler için de ben yiyorum. Aynı zamanda elegansa mutlaka gelmelisiniz diyorum. Hocam bu yani biraz bundan tarif verir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz örneğin? Çünkü bana lazım oluyor arada bir. Bu beyaz et ve kırmızı et tavsiye edilir. İstediği bir şekilde yiyebilir. Sebze karışımlarıyla beraberinde demi-glace ve kırmızı şarap sosunda tatlandırılmış bir spesiyelimiz. Bir yer beylik. Güzel, hoş. Kaç yıldır burada oturuyorsun? 16. 16 yıldır. Evet. Hiçbir yerde olmayan, çok yoğun olmayan daha doğrusu yeşillik var, spor alanları var. Nasıl tanımlarsın? Evet, daha yeşillik. Benim Levent tarafında da evim var. Sürekli oraya da gidip geliyorum. Bir ayağım orada. Orası tabii bu kadar yeşillik değil. Orası doğru. Değil, değil mi? Değil, hayır. Peki, metrobüs de geldi şimdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Çok sevinçliyim. Çünkü uzun zamandır bekliyordum. Çünkü ben sürekli gidip geldiğim için ömrüm yollarda geçiyor. Hiç hoşnut değilim. Hele benim buraya ilk geldiğim zamanlar Topkapı vasıtasıyla biz Beşiktaş'a veya işte Levent'e veya Şişli'ye gidebiliyorduk. Çok çok zor. Çamur içinde kalıyorduk. Nasıl gidiyor? Beylikdüzü'nde yaşam nasıl? Şöyle 2 dakika durayım ben. Çok güzel. Peki kaç yıldır burada oturuyorsun? Burada daha 5-6 ay oluyor. 5-6 ay. Nasıl bir yer benim? Çok güzel, çok memnunum. Daha önce nerede oturuyordun? Daha önce Kıraç tarafında oturuyordum. Evet. Peki Beylikdüzü'nde metrobüs de geldi artık. Nasıl, metrobüsü nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl duyuyorsunuz? Mesela aileniz burada mı? Anadolu yakasını hiç geçer misiniz? Normalde metrobüs bizim için hani şu konuda iyi oldu diyebilir misiniz? Ya tabii ki ulaşım için çok daha rahat. Beylikdüzü'ne kadar gelmesi bizim için... Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Çocuklarınızı alıp böyle rahat bir nefes evet, alıp... Çocuklarla birlikte daha kolay artık yolculuk yapabileceğiz. Peki Beylikdüzü'nün eski ismini biliyor musunuz? Bilmiyorum. İlk ismini? Bilmiyorum. Tamam, Kültür Neşesi'ni izliyorsunuz. Ondan sonra öğreniyorsunuz. Teşekkür ederiz. İyi sporlar. Efendim gördüğünüz gibi Beylikdüzü'nün halkı sporda. Çünkü burası gerçekten çok güzel ama bir sorun var. İsmini bilmiyorlar. Ne zaman öğrenecekler? Biraz sonra öğrenecekler. Merhabalar, burada mı oturuyorsunuz? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Sevcan. Sevcan Hanım, Beylikdüzü'nde kaç yıldır oturuyorsunuz? 8 yıldır. 8 yıldır. Daha önce nerede oturuyordunuz? Tekirdağ tarafında. Tekirdağ. Esas memleket neresi? Ordu. Ordu. Ordu'ya buradan selam, bizim kameraman arkadaşımız da Ordulu. Selamımız gitsin diyoruz. Giresun muydu? Ordu. Evet. Peki nasıl bir yer Beylikdüzü? Çok güzel bir yer. Çok memnunum burada. Burada ne işte uğraşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ya her işte uğraşıyoruz aslında. Yani mesleğiniz nedir, ne yapıyorsunuz? Meslek yok, serbest meslek. Tekstilde şu anda çalışıyorum. Peki Beylikdüzü nasıl bir yer sizce? Bence yaşanacak bir yer. Yaşanacak bir yer. Metrobüs geldi, peki bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Metrobüs sizin açınızdan çok çok iyidir. Çok özellikle gençler için. Yani bayağı bir bizim için iyi olacak gidiş gelişler için. Peki normalde Anadolu yakasına gidiyor musunuz hiç? Yani biliyorsunuz. Buradan kaç dakikaymış biliyor musunuz metrobüs? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. O zaman bizler de bilmiyoruz. Diyormuşuz efendim. Biliyoruz tabii ki de. 80 dakikada gidiliyor. Beylikdüzü'nün eski ismini biliyor musunuz? Hayır. Eski ismini bilmiyorsunuz. Beylikdüzü halkı, Beylikdüzü'nde oturan insan Beylikdüzü'nün eski ismini bilmiyor. Ne yapacaksınız? Tamam, biraz sonra öğreneceksiniz. Teşekkür ederiz. İyi oturmalar sizlere de. Siz dedikodu yapıyordunuz galiba böyle.
Biz çok böyle girmeyelim efendim. Biz ne diyoruz? Gezimiz devam ediyor. Merhabalar. Şöyle hemen duruyoruz efendim. Düşecektim neredeyse. Ne yapıyorsunuz? Burada mı? Evet, buradayım. Burada kaç yıldır oturuyor? 5-6 ay oldu. 5-6 ay. Yeni o zaman evlendiniz, yeni yerleştiniz. Peki siz daha önce nerede oturuyorsunuz? Çanakkale'de. Çanakkale, memleket Çanakkale mi? Güzel memleketimiz. Siz? Ben buradaydım 3-4 senedir. Daha önce de İzmir. Memleket? İzmir. İzmir. Doğullara benziyorsunuz. Esmer böyle kara kuru falan. Peki nasıl bir yer Beylik? Güzel, gayet güzel. Siz ne işle meşgulsunuz? Memurum ben. Siz? Ben çalışmıyorum. Evet. Peki, Beylikdüzü'nde şu an metrobüs de geldi. Bunu nasıl tanımlarsın? Eskiden daha sakin, daha güzeldi. Tek sorunumuz şehre biraz uzaktı. Yani istediğiniz zaman rahat rahat gidip gelemiyorduk. Metrobüsün gelmesiyle şimdi daha düzgün oldu. Yani ulaşım kolaylaştı. Ama şöyle bir kötü yanı olabilir. Daha çok insan gelecek. Daha kalabalıklaşacak. O zaman da hani biraz daha bozulabilir. Biraz daha Avrupa'ya olabilir diyoruz bizler. Peki Beylikdüzü'nün eski ismini biliyor musunuz? Yok, hayır. Sizler? Hayır. Bilmiyorsunuz. Bu gerçekten kötü bir durum demiyoruz. Ne yapacaksınız? Kültür neşesini izleyeceksiniz, öğreneceksiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Sohbetiniz için iyi yolculuklar. Evet sevgili izleyiciler, burası da Beylikdüzü'nün sahili. Bugün bahsettikleri gibi, Beylikdüzü halkının bahsettiği gibi deniz var, bereket var. Beylikdüzü'nde gerçekten yaşamak çok güzel. O yüzden sizler ne yapıyorsunuz? Beylikdüzü'ne geliyorsunuz çünkü her şey burada diyoruz ve gezimiz devam ediyor. İnsan olmaya geldik hocam. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Beylikdüzü'nün burası da spor bölümü oluyor galiba. Evet, burada mı oturuyorsunuz? Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Yani ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Buradaki hiç kimse oturuyorum. Adakent'te oturuyorum. Biz burada adresini yaz ver. Ziyaret ederiz akşam belki. Çocuklar maçtan mı geldiniz? Yani ben onu soruyorum. Sen bana Adakent'ten bahsediyorsun ayol. Nerede? Yani ne yapıyorsunuz? Türkiye Şampiyonası final maçından geldik. Nasıl? Sporcu değilim, böyle yavaş yavaş söyle. Türkiye Şampiyonası'nın elemelerin maçından geldim. Sallanma çocuğum. Şöyle sen anlat bize biraz. Gürpınar spordan bize biraz bahset bakalım, neler yapıyorsunuz? Ya idmanlara gidiyoruz işte. Nasıl idmanlara gidiyorsunuz işte? İdmanlara gidiyoruz işte, idmanları yapıyoruz. Kaç kişilik bir grup var mesela burada? Yaklaşık 25-30 kişi. 25 mi 30 mu? 25, 25 kişi. 25 kişi. Peki hocanız burada mı şu an? Hocamız sahada. Sağda. Peki saat kaçta bitti tam olarak? Tam olarak 4.30'da bitti maçımız. Biz buraya geldik. Haftanın kaç günü sürüyor? Haftanın kaç günü sürüyor? 4 gün, 3 gün idman oluyor. Bir günde maç oluyor hafta sonu. Evet. Peki Gürpınar Spor bayağı bir güçlü galiba bizim duyduğumuza göre bu konuda. Ya altyapıda çoğu grupta birinciyiz yani. Öyle. Hedef ne peki? Hedef futbolcu çıkarmak. Yani daha çok genç futbol çıkarmak. Çok genç futbol evet. Çıkarmak. Sen ne zamandır, kaç yaşından beri uğraşıyorsun ve kaç yaşındasın? Ben 17 yaşındayım. 4 sene... 17 yaşındayım. 17 yaşındayım. Nasıl o ya? Allah Allah. 17 yaşındasın. Kaç yaşından beri uğraşıyorsun? Yaklaşık 4 senedir oynuyorum burada. 4 senedir? Evet. 4 senedir oynuyorum. Her kategoride oynadım yani. İşte şimdi de genç takımda oynuyorum. Evet.
Evet sevgili izleyiciler, Beylikdüzü'nde yeri bulunan Bayprom güvenlik firmasındayız. Yanımızda firma sahibi Metin Karayazı var. Güvenlik firması ile ilgili şimdi bilgiler alacağız. Mikrofonumuzu Metin Bey'e uzatıyoruz. Merhabalar, nasılsınız Metin Bey? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz neredeyiz? Efendim Beylikdüzü'ne gelmişken şimdi sizi de ziyaret etmeden gitmeyelim dedik. Bayprom güvenlikle ilgili bizlere bilgi verir misiniz? Neşe Hanım, önce size, sonra Kültür İşçesi ekibine bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bayprom Güvenlik 6 aydır kurulmuş olan bir firma. Fakat altyapısı, idari kadrosu tamamen çok önceden bu işin eğitimini almış ve bu işi yıllar önce yapmış, Türkiye'de ilklerden olan bir kadro. Şimdi siyasetten bir güvenlik sağlamadık. Yani siyasetten, çünkü benim yaptığım yıllarda zaten yasal değildi. Ama sanatçı olarak sağladım. Mesela Çelik'in güvenliğini ben yaptım. Onunla çalıştık. Ama onun dışında Türkiye'de ilk sokak güvenliğini ben yaptım. İlk olarak. Türkiye'de ilkti bu. Çok büyük bir sıkıntı çektik. Nevizade Sokağı yaptık. İlk hastane, devlet hastanesini biz yaptık. Yani bu tür yerlerden geçtik. Yani dolum tesisi yaptım ben. O da Türkiye'de ilkti, bir özeldi. Yani bir 2495 değil, bir özel güvenlikti. Hiçbir yasaya bağlı olmayan bir özel güvenlikti. Zaten bu tecrübelerimiz var. Şimdi bu tecrübelerimizi Bayprom'da birleştirdik. Bir kere sırtınızdaki en büyük yük insan sorumluluğu. Yani bir sitenin güvenliğini yapıyorsanız, o sitede oyun parkında oynayan çocuğun, evinde kocasını bekleyen kadıncağızın veya arabasını otoparka park etmiş bir insanın her şeyinden sorumlusunuz. Kısacası can ve mal sorumluluğu sizin sırtınızda. Yani geceleri çalıştırdığınız elemanın gerçekten görevini yapıp yapmamak, o sıkıntı var sizde. Geceleri uyku bile yoktur. Mesela ben sürekli denetlemeye çıkarım, sürekli yaparım bunu. Hatta bununla tepki de toplamışımdır. Yani niye her gece böyle geziyorsunuz diye de. Ama iş sorumluluğu bu. Çünkü bu insan canı. İnsan canından daha üstün bir şey var mı? Peki insan canını yoran diğer şey nedir? Malıdır. Bunların sorumluluğunu alıyorsunuz. Zor bir iş. Çok ciddi bir zor bir iş. Ama tabii şu anda yasa olduğu için biraz daha kolaylaştırıyor. Neden kolaylaştırıyor? Yani bir kere polisle birebir müşterek çalışıyorsunuz. Bir kere çok şüphelendiğiniz insanı durdurup kimlik sorabiliyorsunuz. Veya suç işleyen insanı alıkoyup tutabiliyorsunuz. Bu eskiden yapılamıyordu ama şimdi böyle bir yetkiler var. Bu olduğu için tabii zor biraz kolaylaştırdı. Sadece görev bilincinde olmak, görevini iyi yapmak, işini iyi yapmak yetiyor. Birisi gelecek bana, işte şu sitenin güvenliğini al, biz para kazanmak, o işi yapmak amaçlı yapmak istemiyoruz. Daha doğrusu fiyat düşürterek sayımızı yükseltmek istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bu iş Türkiye'de kalitesini bulsun, yerini bulsun ve Türkiye'de gerçek konumuna gelsin. Çünkü geçmişte bunun sıkıntısını biz çektik. Ha şu anda mesela tabii isim vermek istemiyorum, bazı firmaların yaptığı gibi fiyatları düşük tutmak, işte insan sayısını yüksek göstermek, kimliksiz insan çalıştırmak gibi şeyler. Biz bunları yapmayı düşünmediğimiz için müşteri de seçiyoruz. Yani bazen bakıyorum da, ben bizim mesela yaptığımız o 90'lı yılların, 90'lı sonlarındaki yıllardaki daha kaliteydi, daha güzeldi, daha iyiydi. Şu an daha da esnek hale geldi. Yani bir üniforma giydirmek, bir insanı oraya dikmek bu iş değil. Tabii ki bu iş değil. Ama düzeleceğine inanıyorum ben. Yani benim önerilerim tabii ki denetimlerin daha sıklaştırılması, personel seçiminin daha iyi yapılması. Özellikle firmalara söylüyorum. Yani ucuz teklif verilmemesi. Çünkü bu bir insan işi. Yani insan sayısı artırmak, 50 kişi yerine 200 kişi çalıştırmak iş değil. İş 30 kişi ama sağlam çalıştırmak. Bu hafta Kültür Neşesi ekip olarak Beylikdüzü'nde programımız olduğu için bizleri de siz konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ama Kültür Neşesi'ne de siz konuk olduğunuz için tekrar ekibimiz adına teşekkür ediyoruz. Programımızın bu haftaki sonuna geldik bizler. Bu hafta Beylikdüzü'ndeydik. Sevgili izleyiciler, Beylikdüzü'nden güzel elit mekanlar tanıttık sizlere. Efendim önümüzdeki hafta başka programda görüşmek üzere diyoruz. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça ve dostça kalın. Kültür Neşesi. Bu programı izlemeye devam edin. Türkiye'nin her şeyi Kültür Neşesi.
kültürlerin sesi.